Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar, mesleki çalışmalarla alakalı daha fazla ayrıntı artık belli oldu. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim istedik. Evet, hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun, hep hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar, tahmin ettiğimiz üzere daha önceki videomuzda da buna bir bahsetmiştik. EBO üzerinden olacakmış bizim tahmin ettiğimiz gibi. Evet. Ancak daha önce bu tip bir faaliyet olmuştu. Mesleki çalışma EBA'dan yapılmıştı bir defa. Ama onda EBA'ya giriş yapılmadan yapılmıştı. Bu defa EBA'ya giriş yapılarak mesleki çalışmanın yapılması söylenmiş bakanlık tarafından. Evet. Öncesinde hani EBA'nın sayfaya giriyorduk. Orada direkt zaten bağlanıyorduk yan taraftan falan. Direkt işte oradaki videoyu ya da bakanımızın yaptığı konuşmaları falan izliyorduk. Bu sene direkt kendimizin giriş yapmasını istiyor. Yani hani EBA sistemine giriş yapıp ondan sonra izleyeceğimizi söylüyor. Evet, kişisel hesabımızdan giriş yapacağız. Sol taraftaki butonlardan mesleki çalışmalar diye bir buton olacakmış. Ben girdim baktım, şu anda yok arkadaşlar. Ama daha önceden de girenlerimiz varsa mesleki gelişim diye bir buton var. Ben onun altında da olabileceğini tahmin ediyorum. Daha önceden de mesela ben de MEBİS'ten tercih ettiğim bazı kursları EBO üzerinden o şekilde aldığım oldu. Ben biliyorsunuz meraklı bir insanım. Oradan aldım, yeni atanmış aday öğretmenli arkadaşlarımızın aldığı kursların bazılarını ben de aldım oradan. Öyle oradan olacağını düşünüyorum. İlknur hocanız da aldı. Evet. Orada ayrıntı bir nokta var arkadaşlar. Gelen yazıda da o yazıyor zaten. Videonun yeşil tike dönmesi mevzusu var. Şimdi arkadaşlar, kolay kolay da dönmüyor. Ben böyle birkaç defa izledim videoları, sonuna kadar geldim falan. Ondan sonra tabii ilk izlediğimde bilmiyordum hani onun yeşil tik mi olacak. Videonun sonuna geliyorum, hala yeşil olmuyor. İzliyorum izliyorum falan. Bazen diyorum, tekrar yok. Yani bazen arkadaşlar video bitse de yeşil tike dönmeyebiliyor. Tekrardan bir kere daha yeniden aç dediğiniz zaman yeşil tike dönüyor video. Tek bir çalışmanın yapılmasının yeterli olacağını söylemişler. Şu anda nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz. Bakalım, göreceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar, bu bir zaten seminer çalışması olacağı için sonunda herhangi bir sınav olmayacaktır. Olacağına dair de bir şey söylenmemiş zaten ki hani ayrım şudur aslında. Kurssa kursların sonunda sınav olur, seminerse seminerlerin sonunda sınav olmaz. O yüzden zaten bu bir seminer çalışması olduğundan dolayı sonunda bir sınav olmayacaktır zaten arkadaşlar. Gün gün ayrı ayrı seminer çalışması yapılacak. Pazartesi günü okul öncesi, salı günü ilkokul öğretmenleri, çarşamba günü ortaokul, perşembe günü lise ve cuma günü de kalan diğer öğretmen arkadaşlarımız çalışmalarını yürütecekler. Herhangi bir senkron şekilde, canlı bir eğitim şeklinde yapılmayacak arkadaşlar çalışmalar. Asenkron, yani isteyen o gün istediği saatte girerek çalışmasını yürütebilecek. Ki bu anlamda EBA'da sıkıntı yaşamamış olacak. Yoksa tabii düşündüğün zaman bir sürü öğretmen aynı anda giriş yapmaya çalışacak. 1 milyon öğretmeniz yani şimdi gün gün ayrılmamış olsa pazartesi günü herkes bir yüklenecek. EBA'yı çökertmenin de anlamı yok yani. Dolayısıyla bu anlamda bir ayrım yapılması düşünülmüş. Bizi bölmüşler. Yani yapmış. Yani şey yapmaya gerek yok yani. Herkes kendi gününde girsin, alsın eğitimini arkadaş. Yani ne gerek var? biz de bu şekilde eğitimler daha önce almıştık zaten EBA üzerinden. Sizler de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Özellikle yeni atanan arkadaşlarımız EBA üzerinden zaten bizim dediğimiz gibi eğitimler alıyorlar. O anlamda zaten çok yabancı olduğumuz bir durum değil. Evet. Aynen, bir sıkıntı yaşamazsınız. Dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar, yazıda herhangi başka bir şey yazılmamış. Yazıda olan şey bu. Haftaya eğitimlerimiz olacak 15-19 Kasım arasında. He hocam, biz bu eğitimleri kendi ilimizden mi almak zorundayız mevzusunu konuşmuştuk zaten. Herhangi bir yerden, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden eğitiminizi alabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlamda bir kısıtlama yok. Sadece tek kısıtlama burada herhalde o mavi tik. Evet, yeşil mavi. Yeşil tik. Mavi değil, yeşil tik. Ama mesela demiş ki bakanlığımız, hani isteyen olursa okula da gelip oradan da alabilir demiş yani. Evet. İlla ki okula gelmek istiyorsanız gelin. Ben okula gitmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii ki okulunuzun ayrıca vereceği herhangi bir işte şey olursa, mesela bizim sorumluluk sınavları gibi şeyler olabilecek diye şeyler var.
Bunları artık siz okulunuzla konuşursunuz. Yani memlekete falan gideceksiniz. Bunları okulunuzla konuşursunuz. Görevi artık hani size değil de başkasına gibi şeyler yapabilirler. Mesela biz memleketimizdeyiz. O yüzden Evet. biz herhangi bir yere gitmeyeceğiz. Bana istedikleri kadar Verebilirim. buradan istediğiniz kadar Sayın sorumluluk Müdür. verebilirsiniz. Hayır, sorumlu bir insanım. Presentable bir insanım. Ücrete mukabil. Evet arkadaşlar, bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani mesela bizim idaremizden şey dedi, her branştan bir tane öğretmen gönüllü olsun dedi mesela, hani sorumluluk sınavlarında. Ya zaten Hani. sorumluluk sınavlarında da toplamda bir sayı sınırı var. 12 herhalde yanlış hatırlamıyorsam yıl boyunca alabileceğiniz pardon sorumluluk sınavı sayısı. O anlamda onu açtığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam 12'ydi yani. 12'yi açtığınız zaman ücret alamıyorsunuz yani. Evet öyle bir sınır var. Neyse yani bu şekilde bir şey var. Size söylerler arkadaşlar. Evet böyle mesleki çalışma programımız bu şekilde arkadaşlar. Yani siz de memleketlerinize gidin. Hem biraz kafa Evet, ben dağıtın. olsam Şimdi gideceğim mi diyorsun? Buradan da gideceğim başka yere. buradan da gideceğim. Şimdi Sivas'a gitmek istiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Hayırlısı olsun inşallah. Güzel güzel kafa dağıtın, biraz dinlenin. İnşallah en güzel şekilde eğitime devam etmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı İknur Hocam? Yani ne diyeyim, hayırlısı olsun diyeyim. Tamam. Hayır, ben öyle Teşekkürler. başladım, öyle bitireyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.